Tabii futbol skora dayalı bir oyun. Sonuç itibariyle skorda üstünlüğünüz yoksa bir şekilde üzülüyorsunuz. Sonuç oyunu belirliyor. Ne kadar sahada güzel oyun oynadığınız dönemler de olsa skor olarak geride kalmışsanız mağlup duruma düşüyorsunuz ve 3 puanı kaybediyorsunuz. Geriye dönüp baktığınız zaman yaklaşık 8-10 haftadan bu yana takımımızda, futbol takımımızda bir beraberlik silsilesi devam ediyordu. Arada alınmış bir galibiyet, geçen haftaki Beşiktaş mağlubiyeti, bu haftaki Ankara Gücü mağlubiyeti Tabi bunlar bizi üzen hadiseler, ee, özellikle geçen seneden bu yana yönetimimiz, şehrimiz bir ve beraber hareket ederek belirli bir başarıları yaşadık. Buna da tabiri caizse alıştık. Bu tür mağlubiyetler tabii ki bizi derinden üzüyor, yaralıyor. Bunların giderilebilmesi adına da bazı adımlar atıyoruz, atmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Tabii ki şunu her zaman söylüyoruz. Taraftar olarak baktığınız zaman takımınızın her zaman galip gelmesini istersiniz. Sahada her zaman 3 puan almasını arzu edersiniz. Biz de bu üç puan alındığı zaman tabii ki mutlu oluyoruz. Aksi düşünüldüğü zaman taraftar her zaman haklıdır. Çünkü galip gelemediğiniz zaman bunun her zaman söylüyorum arkadaşlara da söylüyorum futbolcu kardeşlerime de söylüyorum başarı size ait başarısızlık bana aittir diye. Dolayısıyla taraftar gözünden baktığınız zaman taraftarın serzenişte bulunması istifa istemesi çok doğal, futbolda, oyunun içinde olan bir hadisedir. Buraya gelmeden önce futbolcu kardeşlerimizle de bir beş dakika görüşme yaptık. Tabii onlar da baktığınız zaman moralleri bozuk. Çünkü içinde birçoğu, özellikle geçen sene bize çok büyük başarılar sağlayan arkadaşlar. Ama hatırlarsınız... Benim hep söylediğim şuydu. Bir ve beraber olduğumuz zaman biz kötü günlerin üstesinden geliriz. Geçen sene göreve geldikten sonra çok da fazla kötü gün yaşamadık diye umut ediyorum. Tam da bu dönemde bir ve beraber olmaya ihtiyacımız var. Ne kadar birlik ve beraberlik içerisinde hareket edersek emin olun ki bu tür hadiselerin üstesinden o kadar kolay geliriz diye düşünüyorum. Hani taraftarlarımız hep şunu söylüyor, kravatlılar gider, atkıllar kalır. Bu son derece normal, doğal, taraftar psikolojisi içerisinde söylenmiş ve benim de her zaman için kabul ettiğim bir söz. E bugün biz burada yönetici başkan sıfatıyla oturuyorsak, taraftarı göre kravatlıysak, bu görev bittikten sonra biz de atkılı olacağız. Biz de onların yanında olacağız. O zaman biz de takımımızı her zaman galip gelmesini isteyeceğiz. Onun için feveran edeceğiz. Belki biz de yeri gelecek yönetim istifa diyeceğiz. İnşallah en kısa zamanda futbol takımımız, Konya'mız bir ve beraber olduğu takdirde hep beraber hareket ettiğimiz takdirde daha iyi yerlere gelecektir. Amirle alakalı kulübümüze bu transfer dönemi içerisinde resmi teklifler geldi. Bizim burada 7 sene boyunca Amir kardeşimize Konya Spor'un, Konya şehrinin bir hizmeti var. Yetiştirilmiş, küçük yaşlarda, genç yaşlarda Konya Spor Camiası'na katılmış, emek çekilmiş, Konya Spor'un menfaatleri dışında hiçbir kulübe satmayız. Yapılan tekliflerin hepsini de reddettik arkadaşlar. Amirin şu anda bizim belirlediğimiz bedele ilişkin bir teklif söz konusu olmadığından transferi şu an için söz konusu değil. Yok Amir İstanbul'a gitmiş, imza aşamasına gelmiş, Amir evini değiştirmiş. Sizden istirham biz böyle bir durum söz konusu olduğu zaman ya ben ya kulübümüzden arkadaşlar bunun resmi açıklamasını yaparız. Ama amirin bu şekilde bir transferi söz konusu değildir arkadaşlar. Olabilir ama bizim istediğimiz bedel gelirse ki o da Konyaspor'un menfaatlerine uygun bir bedel olmak kaydıyla. Ama şu anda o bedele ulaşmış bir durum söz konusu değildir. Bizim sezon sonu başlamak üzere yani geçen sezonun sonundan itibaren geldiğimiz bu ana kadar 6-7 aylık bir değerlendirmelerimiz oldu. Bu süreç içerisindeki istişarelerimiz oldu. Hem hocamızla hem yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla. Tabii biz bu süre içerisinde de devamlı toplantılar yaptık. İlhan Hoca ile de. Bazı noktalarda hep söylüyorum belki bunu çok klasik olarak bulacaksınız ama değişiklik yapılmasında Konya Spor Kulübü'nün üstün menfaatlerinin gereği yollarımızın ayrılması gerekeceğini düşündük. Bu bir tamamen yönetim kurulu kararı ve yönetim kurulu tasarrufudur. İlhan Hoca'nın Konya Spor'a kattığı özellikle geçen sene için çok büyük emek, çok büyük bir başarı vardır. İlhan Hoca ile birlikte Konya Spor Süper Lig tarihinde 68 puana ulaşarak en yüksek puanı almıştır. Bunlar her zaman için bu kulübün hafızasında yer alacaktır.